İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hamilelik problemleriyle başlayalım. Evet, hamilelik. Hamile olan bayanda birçok problem ortaya çıkıyor. Önce bulantı, kusma, baş dönmesi, halsizlik, dermansızlık vesaire, mide bulantısı. Hamilenin ilk döneminde bu tür rahatsızlara karşı çok güzel bir formülümüz var. Nedir? İksir kullandığı zaman her türlü bulantı, kusma veyahut da zencefilden çok güzel bir formül geliştirdik. Her türlü bulantı, kusma gibi rahatsızlara karşı idealdir. Hamile olan bayanların asla alkol kullanmaması, sigara içmemesi gerekir. Eğer ki hamile bayan alkol kullanıyorsa doğacak çocuk %90 geri zekalı olur. Yani okulda uyum sağlayamaz. Çünkü beyin gelişmez. Dudakları normal oluşmaz. Burnu oluşmaz. Beyinde gelişme olmadığı için okulda uyum sağlayamaz. Elleri, kolları, ayakları, cinsel organları, iç organları spastik olabilir. Birçok problem ortaya çıkabilir. Bu nedenle hamile kalan bir bayan asla alkol kullanmamalı. Çok çok tehlikeli. Sigara içen bayanların da hamilelik zamanında asla sigara içmemeleri gerekir. Çünkü sigaranın birleşimindeki 3500-4000 toksik madde var sigarada. Bunlardan bazıları çok çok ağır. Mesela karbon monoksit oksijeni, hemoglobindeki oksijeni kendine bağlar, çeker. Böylece kişi oksijensiz kalır, cenin de oksijensiz kalır. Ve spastik yani özürlü doğum söz konusu olabilir. Erken doğum olabilir, düşük yapabilir, kanama olabilir vesaire vesaire. Hamilelikle birlikte bayanlarda işte vitamin yetersizliği, özellikle B6 vitamini, folik asit yani B9 vitamini, B12 vitamini yetersizliği ortaya çıkar. Mineral, demir eksikliği, kalsiyum eksikliği vesaire. Bütün bu vitamin, mineral, enzim yetersizlikleri doğal olarak karşılamak gerekir. Sentetik olarak üretilen kimyasal, kimya fabrikalarında üretilen vitamin, enzim vesaire kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi yanlış olur. Bu nedenle en doğal hamile bayanlar için dünyanın en iyi gıda takviyesi spirulina. Mikro yosun, mavimsi yeşil renkli. Bugün yanımda değil. Spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, B9, B5, B8 vitamini içerir. H vitamini, A vitamini, K vitamini, E vitamini içerir. Artı balık yağında bulunan omega 3, 6, 9 yağları ve bunların alt türevlerini içerir. Amino asitlerden esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Spirulina tek başına mucizevi bir bitki ve ecza gibidir, eczane gibidir. Bir insanın ihtiyacı olan her şey var. Hamile olan bir bayan bunu düzenli kullandığında ne demire, ne kalsiyumuna, ne vitamine, ne enzime hiçbir şeye ihtiyacı yok. Anne sütüyle eşdeğer dünyada tek gıda. Kim söylüyor? Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA bunun hakkında raporu var. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda raporu var vesaire vesaire. Evet. Hamilelikle birlikte ortaya çıkan problemler bazı teknik çalışmalarla giderilebilir. Eğer ki düşük yapma rizikosu varsa, bazı bayanlarda çok sık düşük yapma rizikosu oluyor hormon anormalliklerinden dolayı. Bu tür rahatsızlığı olanlar için Hayit Forte çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman düşük yapma rizikosu olmaz. Bazı bayanların da
rahim kasları normal olarak cenin büyüdükçe yavaş yavaş genişler. Armut gibi olan rahim 27 kat büyür. Bu kadar olan rahim böyle açılı açılı çok büyük bir şehir alabilir. 27 kat. Bu gelişim bazı bayanlarda rahim kasları gelişmeyebilir. Aynı balona benzetelim. Balona su doldursunuz yavaş yavaş açılır. Bu da böyle yavaş yavaş açılır. Bazı bayanlarda anormallik oluyor. Rahim kasları gelişmiyor. Sert kalıyor. Sert olursa ne olur? Sertleşirse canın gelişmezse ölür. İşte bu tür rahatsızlıklar içinde çok özel bir formülümüz var. Nedir? Cimici fugara kammoza. Evet, Latincesi. Türkçesi şudur. Kara yılan kökü. Yani kara yılan kökü yanlış anlaşıldığı için biz ona çok güzel bir isim verdik. Kadın otu forte. Kadın otu forte'yi kullandığı zaman ne yapar? Rahim kasları doğal olarak gelişir. Hiçbir problem olmaz. Benim bir yakınım bayan tam birkaç defa düşük yapmıştı. Tekrar hamile kalmış. Doktora demiş ki 9 ay sırt üstü yatacaksınız. Kanama olabilir, düşük olabilir. Yine riziko. 3 defa düşük yapmış, bir düşük daha. Dedi ki ya doktoru demiş ki 9 ay sırt üstü yatacağım. 9 ay bir insan sırt üstü yatabilir mi? Bana dedi ki ya buna bir çözümü yok mu? Var. Her şeyin çözümü var. Biz bilmiyoruz. Önemli olanı araştıralım, bulalım. Peki dedim. Biz ona önce kanamayı durdurmak için Hyde Forte kullandı. Kanaması durdu. 3-4 hafta sonra bu sefer ilerleyen zamanda rahim kaslarında bir gelişme olmadı. Doktor demiş ki bu sefer de rahim kaslarında bir problem çıktı. Ne yapacağız? Çaresiz. Problem yok. Cimici fugara kammoza burada. Kadın otu forte. 2-3 hafta kullandı ve şimdi maşallah kaç yaşında? 4-5 yaşında bir çocuğu var. Mükemmel. Yani kadın hastalıkları benim bu söylediklerim afaki değil. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Burada dergide, fitoterapi dergide bununla ilgili çok ayrıntılı belge var, bilgi var. Benim yazmış olduğum kitapta da burada ayrıntılı belge var. Hayıtla ilgili, kadın otuyla ilgili çok güzel. Klinik araştırmalar var dünya çapında. Hangi üniversite, nerede, ne zaman? Mesela Hayıt'la ilgili Marburg Üniversitesi doğum kadın doktorlarının, ginekologların asla doğum yapamaz, kısır dedikleri bayanlar üzerinde denilmiş ve normal yollarla hamile kalmıştır bayanlar. Ya, neden için? Çünkü prolaktin hormonu çok yüksek olursa bayanlarda bazı hormon anormallikleri oluyor. Östrojen ve gestrojen hormonlarını baskılıyor. Bu da cenin, bayan mesela hamile kalsa bile düşük yapmasına sebep oluyor, zehirliyor. İşte bunu önüne geçmek mümkün. Neyle? Hyde Forte. Çok kolay. Önemli olan bilmek lazım. Nerede, ne zaman, kimler ne yapmış? Evet, peki göğüs ağrılarından biraz bahsedelim. Bunun nedenleri nelerdir? Evet, hamilelikte bayanlarda hamilelikle birlikte göğüs ağrıları başlıyor. Çünkü burada kanallar açılıyor. Yavaş yavaş süt oluşmaya başlıyor. Prolaktin hormonu yükseliyor. Yani süt salgılanmasını sağlayan hormon yükseliyor. Bu normal gelişim sırasında bir de anormal bir göğüs ağrısı, göğüs iltihaplanması olayı oluyor. Doğum yaptıktan sonra bayanların takriben %1'inde göğüs iltihaplanması oluşuyor. Bu göğüs iltihaplanmasına karşı Hyde Forte, iksir aloe vera jel artı harici olarak göğüslere masaj yapmak için ozon forte. Bu da masaj yağı, ozon yağı. Göğüslere masaj yaptığı zaman buradaki iltihabı yavaş yavaş yok eder. Bazı bayanlarda doğum yaptıktan sonra yeterince anne sütü olmuyor. Anne sütünde yetersizlik problemi var. Hormon anormalliklerinden olabilir veya göğüste
kanallar açılmamış olabilir. Bunun için de çok güzel bir formülümüz var. Hı hı. Anne sütünü artırıcı. Isırgan otu, oğul otu, anason, rezene çok güzel bir formül. Kullandığı zaman anne sütünü yavaş yavaş artırır. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hocamız, nasıl yardımcı olabilir size? İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Hocam, kulak çınlaması hakkında bilgi edinmek istiyorum ben. Bir haber var yurt dışında. Almanya'da yaşıyor kendisi. Taş ocaklarında çalışırken kulaklık takmamış. Kulaklarında kulak çınlaması diye bir hastalık çıkmış. Derecesi 80 desibel falan. Orada profesörler tedavisi yok bu hastalığın. Bununla birlikte yaşamayı öğreneceksin diye söylüyorlarmış. Kulak çınlaması maalesef tinnitus latincesi. Dünyada tedavisi yok. Neden, niçin yok? Her organı açabilirsiniz. Yani doktorlar, cerrahlar açabilir, içine bakabilir, muayene edebilir, ameliyat edebilir, cerrahi müdahale yapılabilir. Sadece bir organa müdahale edilemez. Nedir? İç kulağın içerisindeki salyangoz. Salyangoz denmesinin sebebi salyangoza benzediği için. Salyangozun üstünde iki tane denge organı var. İçinde kristaller. Kristallerde oynama olursa baş dönmesi olur. Salyangozun içerisinde silar selin dediğimiz tüysüz hücreler var. Bu silar selin, yani tüysüz hücreler deforme olursa, neden deforme olur? Çok gürültülü bir ortamda çalışır. Asker veya polistir, silahlı atış, talim sırasında olabilir. Hatta bazı yörelerde adettir. Düğünlerden, nişanlarda ateş ederler havaya, tak tak, kaç hava olsun diye. Ne olur? Vatandaşın kulağı gider. O gürültülü ortamda ani bir silah ateşi, yanında patladı silah, kulağı gider. İşte o anda çınlama başlar. Buradaki tüysüz hücreler çok narin olduğu için halın üstündeki iplik gibi düşünün. Bunlar deforme olursa, şekli bozulursa, şöyleyken şöyle veya böyle olursa ne olur? Dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletemez. İletemezse ne olur? Yani normal iletemez, sağlıklı. Beyin bunu algılayamaz, yorumlayamaz. Yani telefonla konuşuyorsun, araya bir kopukluk var, hışırtı geliyor, cız cız cızırtı geliyor. Beyinde de böyle bir anormallik, bağlantı kopukluğu olur. Beyin de bunu gelen, dışarıdan gelen ses dalgası nedir? Bunu yargılayamadığı, anlayamadığı için bir cızırtı başlar. Bazılarında arı vızırtısı, bazılarında şelale, bazılarında balon patlaması gibi diye böyle bir ses, çiş çiş. Silar selin dediğimiz tüysüz hücreleri tekrar normal, fonksiyonel hale getirirsek problem ortadan kalkar. Nasıl getireceğiz? İksir aloe vera jel, ginkgo forte. Ginkgo ile ilgili 292 kulak, burun, boğaz doktoru klinik araştırması yapmışlar. Sadece Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Japonya'da da birçok araştırma var. Yapmış oldukları araştırmada ginkgo bilovanın birleşimindeki etken maddeler beyne kan akışını artırıyor, iç kulağın içinde salyangoza besliyor. Yavaş yavaş normal hale geliyor. Tedavi etmek mümkündür. Birçok insanı biz hamdolsun iyileştirdik, mümkün. Evet, göğüs ağrılarında kalmıştık. İsterseniz onu bitirelim. Onun için bitkisel çözüm yollarından da bahsedelim. Diğer konumuza geçelim. Göğüs ağrıları eğer ki adet anormalliklerinden kaynaklanıyorsa hayıt ve harici olarak da hayıt forte masaj yapmak için ozon yağı, ozon forte ile masaj yapılır. Hı hı. Evet, bayanlarda başka bir problem varsa tabii detayını bilmek gerekir, konuşmak gerekir. Ne tetikliyor, nedir, başka bir hastalığı varsa bilip ona göre çözüm üretmek mümkündür. Evet, çocuklardaki gelişim problemleriyle devam edelim. Evet, şimdi çok güzel bir soru, bağlantılı olduğu için. Evet. Şimdi doğdu diyelim, zekası belli, kapasitesi belli. Siz doğan bir çocuğa hemen üşütme, grip, nezle, herhangi bir şey oldu. Ver antibiyotiği. Ne oldu? Zehirlediniz, bitti, çocuğu zehirlediniz. Zekası da sıfır oldu, her şey sıfır oldu. Bitti, gitti. Çocuk yakalanır, alerji, cilt hastalıkları vesaire. Şurada bir şey unuttum. Hamilelikte hamile kalan bir bayan eğer bol çilek yerse çocuğu çok zeki olur. Ben bunu test ettim. Ben dördüncü çocukta hanıma çok bol çilek yedirdim. Maşallah 4 numara
süper zeka. Bol çilek yedirirse çocuğuna, yerse hamile bir bayan, doğacak çocuğu süper zeka olur. Süper, dahi olur. Cini veya kimse ondan zeki olamaz. Bol çilek. Güzel olmasını istiyorsan bol ayva yedireceksin. Hamile bayana çok zeki olmasını istiyorsan bol çilek yedireceksin. Doğacak çocuğun sağlıklı olmasını istiyorsan spirulina. Spirulina farklı. Bundan vazgeçmeyeceksin. Evet. Zeka gelişimiyle devam edelim. Doğdu çocuklarda. Çocuk diyelim. Evet. Zekası belli, bilgisi belli, kültürü belli vesaire. Diyelim IQ'su 120, 130. Kimyasal ilaçla çocuktaki herhangi bir rahatsızlığa müdahale ederseniz bağırsak florası gelişmediği için bağırsaklarda vitamin, mineral, enzim akışı azalır. Bağırsak florasında müdahale edildiği için buradaki faydalı bakteriler ölürse vitamin, mineral, enzim azalır. Azalırsa karaciğer vitamin, mineral, enzim salgılayamaz. Salgılayamazsa beynin fonksiyonları azalır. IQ'su 130 olan bir çocuk doğduğunda kimyasal ilaçlarla müdahale edildiğinde o çocuğun zekası yavaş yavaş geriler. Gelişimi de geriler, zekası da geriler. Elimizde çocuğu zehirleriz, geri zekalı yaparız. Zekası normal doğan bir çocuğu kimyasal ilaçlarla müdahale edersek tehlikelidir. Diyelim ki normal gelişmiyor başka sebeplerden. Boyu gelişmiyorsa, boy bakımından bir problem varsa bunun sebebi hipofiz bezesi. Birçok hormon salgılar da bunlardan biri de stomaprenin denen bir hormon. Bu kişinin normal sağlıklı gelişmesini sağlar. Eğer ki hormon oranı azalırsa ne olur? Çocuk kısa boylu kalır. Buna karşı iksir aloe vera jel 40 kilit forte kullandığı zaman kemikleri güçlendirir. Normal sağlıklı gelişir. Vitamin, mineral, enzim eksikliği varsa ki gelişme çağındaki çocuklarda spirulina bebeklere dahi verilebilir. Anne sütünden kesildikten sonra spirulina verilirse vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Her türlü enzim içerir. Omega 3, 6, 9 yağlarını içerir. Anne sütüyle eş değerdir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Fazla yersen ne olur? Defacette dışarı atar. Hiçbir problem yok. Kimyasal ilaç gibi değil. Vitamin verdin. B vitamini, E vitamini, A vitamini. Yan tesiri var. D vitamini verdin, yan tesiri var. Mineral verdin. Demir, çinko, bakır vesaire. Hepsinin yan tesiri var. Yani doğal değil. Fakat vitamin, spirulina verirseniz içerisinde her şey zaten var. 2000 çeşit enzim var. B vitamini var, A vitamini var, K vitamini var, H vitamini var. Omega 3, 6, 9 yağ asitleri var. Hiçbir yan etkisi yok. Fazla verseniz de zararı yok. Defacette dışarı atılır. Bitti gitti yani. Evet, çocukların zeka gelişimi için beslenme açısından da ne gibi besinlere öncelik verilmesi gerekiyor genel anlamda bakacak olursak? Yani abur cubur yememek gerekir. Cips, jelibon, kek, kola kimyasal madde içerir. Çocuk için tehlikedir. Kimyasal ilaç almış gibi zehirler. Bir. İkincisi kola iç vesaire kimyasal madde içerir. Tehlikelidir çocuk için. Üç. Çocukları şampuanla yıkamak, sıvı sabunlara, bunlar çocuğa zehirler. Tehlikelidir. Kimyasal madde içerir. Şampuanlar gelişim çağındaki bebekleri, çocukları negatif etkiler. Peki bunun yerine nasıl bir doğal sabun, doğal sabun, doğal sabun, sıvı sabun, sıvı şampuan, sodyum lauryl sülfat içerir, SLS, çok tehlikelidir. Avrupa'da, Amerika'da bunun tehlikeli olduğu belgelenmişti. Deterjanlarda, çamaşır sularında, çamaşır tozlarında, sıvı sabunlarda, şampuanlarda SLS var. Sodyum lauryl sülfür. Ben mesela dedim ki hanımefendilere mutfakta Arap sabunu, banyoda sabun kullanmak gerek. Atın bunları, lüzumu yok dedim ama vatandaş alışmış, bırakamıyor onu. Bırakamıyor. İlla ki onları kimyasal ilaçları kullanacak, zehirlenecek. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire tetikleyecek. Şimdi bir de okul çağındaki çocuklar için bir problem var. Evet. Bu da zeka geliştirici. Bunu da düşündük, taşındık. Ben bir fuara gitmiştim de fuarda benim tanıdığım bir dostum, doçent doktor Kemal Bey ve kimya mühendisi Deniz Bey. Onlar da bir ürün getirmişler. IQ Plus diye. Dedim bu ne? Zekayı geliştirir.
İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocuk bunu alırsa hafızasını geliştirir, kişiyi konuya odaklandırır, imtihana girdiğinde heyecanlanmaz, gerilmez, strese girmez, bildiği her şeyi yazar. İlkokuldan üniversite, her çağda, her yaşta, herkes kullanabilir. Aa, çok mükemmel, bir bakayım dedim, baktım. Dediler ki biz bunu zaten satacağız, tek ürünümüz. 15 yıl çalışmışlar, bir ürün üretmişler, onu da satmak istiyorlar. Çünkü kendi şeyleri değil. Ben bunun içerisine dedim, çok güzel bitkilerle daha etkili hale getirdim. Satalım sana o zaman dediler. Patent hakkını satın aldım, 10 bin lira ödedim. Sadece isim için para dedim. Ve geliştirdim. Ne var içerisinde? Ginkgo, sarı kantaron, ginseng, üzerlik, yeşil çay, turunç kabuğu vesaire. 19 çeşit. Hepsini söylersek olmaz değil mi? Birazını saklayalım. Bazı uyanıklar var. 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Öğrenci sınava girmeden birkaç gün önce bu IQ Plus kullandığı zaman bildiği her şeyi yazar. Hiçbir şeyi unutmaz. Gerilmez, strese girmez. Konuya odaklanır, hafızayı güçlendirir, gerilimi, stresi atar. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen %100 doğal. Okul dönemindeki çocuklar için ders dinleme açısından da her gün kullanılabilir mi bu? Okul dönemindeki çocukları da kullanır. Mesela sadece sınav için siz de kullanabilirsiniz. Gerilmemek için. Ben de kullanabilirim. Yani böyle halkın karşısında konuşan politikacılar da kullanabilir. Mesela oradan kitaptan okuyor. Hala politikacı olmuş. Milletvekili baka baka okuyor. Okumaya gerek yok. Geriliyor, korkuyor, panik oluyor. Veya öğretmenler yazarak okuyor. Ben de bazen bakıyorum da. Gerilmemek için ne yapmak gerekir? IQ Plus. Rahatlatır, relax, rahatlatıcı, gerilimi stresi atıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, bildiklerini unutmaz. Ne biliyorsun? Bazıları mesela imtihana girer, imtihanda, sınavda yazar. Aa, dışarı çıkınca şunu unutmuşum, vah. Şurada şunu kaybettim, burada bunu kaybettim. O heyecanla unutmuştur. Bildiğinin %50'sini yazmıştır, %50'sini yazamamıştır. Eyvah der ama iş işten geçmiştir. İmtihandan sonra aklına gelir. Bunu kullandığı zaman IQ Plus'ı bildiği her şeyi yazar. Gerilmez, sakin, rahat, relax. Kafasındaki bütün negatif düşünceleri atar. Bu aynı silgeç gibi. Nasıl ki arabanın camını o tozu, toprağı, çamuru siliyor. IQ Plus da beyni siler, silgeç gibidir. Bütün negatif düşünceleri siler. Hatta IQ Plus'ın bir özelliği daha var. Kara sevda nedeniyle intihara teşebbüs etmeyen şahsın kafasındaki negatif düşünceleri dahi siler. Pozitif düşünür. Pozitif. Bazıları mesela aşıktır, kara sevdalı. Ama karşısındaki bayan buna cevap vermez. Üzülür, sıkılır, bunalıma girer. Bu tür insanlar kullandığı zaman o da relax olur. Normal karşılar, önemsemez. Yani kara sevdaya bile iyi gelir bu. Evet, sinirsel ağrılardan bahsedelim biraz da dilerseniz. Sinirsel ağrılar. Nevralji, sinirsel ağrılar. Evet. Sinirsel ağrılar, nevralji. Birçok sebebi var. Birçok türü var. Mesela polineuropati. Sinirsel nedir? Sinir hücrelerin etrafındaki kılıfın zedelenmesi nedeniyle sinir hücrelerin görevini yerine getirememesi. Bunun polineuropatinin birçok sebebi var. 150 çeşit sebebi var da buradan ikisi önemli. Nedir? Şeker hastalarında ortaya çıkan sinir hücrelerini zedelenir. Şeker yükselirse sinir hücrelerine zarar verir, çürütür. Kişinin mesela şeker hastası ayak parmaklarını, sinirleri, ayakları mesela ayakkabısı sıkışsa, ayağı sıkışsa sinirleri bunu uyarmaz. Sinirler orada görevini göremediği için zamanla ayakları mesela dar ayakkabı giyer, mosmor olur. Kankren dahi olsa farkına varmaz. Çünkü sinir görevini görmüyor. Şeker hastalarında olur. Yani şeker hastalarında tedavi etmek gerekir. Bunun için farklı bir ürün gerekiyor. Hindistan'da yetişen Gurmar Forte. Gurmar bitkinin ismi. Nerede bu bitki? Ha burada. Sarmaşıktır. Bu şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Amerika'da, Danimarka'da bununla ilgili, Gurmar'la ilgili klinik araştırması yapılmış. Bildiğimiz sarmaşık. Şekere karşı nedir? Bunun birleşimindeki cinnamik asit, İnsülin salgılayan
hücreleri tekrar faal hale getiriyor. Çok enteresan, evet. Güzel bir. Dünyada şeker hastalığına karşı en etkili bitki. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde kurmar, yaban mersini, kara hindiba, keçi sedefi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Şekere karşı çok çok güzel. Çok güzel de neticeler elde ettik. Şekeri 450'lerden aşağı inmeyen insanlar bugün hiçbir ilaç kullanmadan normal değerleri. Polo, yani nevralcinin bir diğer sebebi de alkol. Yani polineuropatiyi tetikleyen sebepler, şeker hastalığı, alkol ve birçok başka sebep de var. Alkol ise ne yapar? Sinirleri zedeler, yavaş yavaş tahriş eder, tahrip eder, öldürür. Alkol kullananların sinirleri yavaş yavaş biter. Önce cinselliği biter, sonra sinirleri gevşer, fonksiyonunu yitirir. Yani hemen değil, zamanla. Bu nedenle alkol tehlikeli. Alkol asla kullanmamak gerekir. Tedavisi mümkün mü? Onu hastaneye gitmek gerekir herhalde. Alkol tedavisi görmek gerekir. O çok ağır bir vaka. Polineuropatiyi tetikleyen bir diğer şey, nevralji, sinirsel ağrının bir diğer sebebi de bel ağrısı. Mesela bel fıtığı nedeniyle diskin içerisinde omurlar arasında 24 tane disk var. Bu disklerin ortası hafif jel gibi yumuşak, kenarları biraz sert. Kişi ağır çalışıyorsa, yanlış yayılıp kalkıyorsa ortadaki jel gibi tabaka dışarı doğru fırlar. Sinir hücreleri bu zamanla sertleşir. Sinirleri sıkar, sertleştirir. Sıkışan hücreler, sinirler sürekli bir ağrı yapar. Sürekli beyne sinyal gider. Sürekli bir ağrı. Nevralji. Bir diğer nevraljinin sebebi de bazı kişiler eli veya ayağı kesilirse veya kolu kesilirse, herhangi bir kazadan dolayı, herhangi bir iş kazası veya herhangi bir olaydan dolayı, hastalıktan dolayı amputasyon olursa, yani buradaki ampute olunan noktada sinir hücreleri sanki o organın o parçası varmış gibi yanlış sinyal verir, ağrı verir, acı verir, sızı verir. Bu gibi durumlarda sinirleri güçlendirmek için sarı kan torundan elde edilen çok güzel bir sinirleri güçlendirmek için sarı kan toron forte sinirleri güçlendirir. Sinir hücrelerini yeniler. Tedavi etmek mümkün. Mesela Frankfurt'ta Portekizli bir bayan böyle mutfağa girmiş, mutfakta sabah erken gelmiş, kendi başına çalışırken elini makineye kaptırmış. Eli buradan gitmiş. Ameliyat olmuş. Aradan yıllar geçmiş ama hala elinde ağrı hissediyor. Ne yaptılarsa bir faydası olmamış. Bana geldi dedi ki, ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ampute olan noktaya ozon yağıyla, ozon forte masaj yapılır ozonla, ozon yağı. Sarı kantaron ve 19 çeşit bitki içerir ozon yağı. Çok özel bir yağdır bu. Ozon forte, başka bir ozon yağı. Günümüzdeki ozon yağlarının hepsi sadedir. Sadece biz ozon forte diye bir formül geliştirdik. Bununla masaj yaptığı zaman ampute olan, bizim Türkiye'de çok gazimiz var. Yani bu durumda olan insanlara da yardımcı olabiliriz inşallah. Evet. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.